Sıfır. Sevgili spor severler, gerçekten çok kritik bir karşılaşmayı, pazar karşılaşmasını kazanmasını bildik. Çok ilginç bir karşılaşma oldu. Maç 5-1 galip de gelebilirdik. Allah göstermesin 2-2 berabere de kalabilirdik. Nedense oyunun son bölümünde bir telaş yapıyoruz. Oyunu yönetemiyoruz mu, yoksa orta alanda oyundan mı düşüyoruz? Büyük sıkıntılar yaşadık. Son 5 dakika geçmek nedir bilmedi. Yani öldük öldük dirildik diyebilirim. Ama Bandırmaspor gerçekten çok iyi sinyaller de verdi. Özellikle kaleci Bekir ve Hakkı'yı ben alkışlıyorum. Rakip defansın sağ tarafını Hakkı adeta çökertti. Bandırmaspor'un Arda'sı diyorum. Futbolcuların şımarmayacağına inandığım için bu gerçekleri söylemek zorundayım. Kaleci Bekir de 4 tane %100 pozisyonla karşı karşıya anda pazar forvetlerine geçit vermedi. Bandırmaspor'da değişiklik olarak defans kusursuz oynadı diyebilirim ilk yarıda. Fakat orta sahada Yasin ve Mustafa ofansif futbolcular olduğu için yine yük Büyük Oğuz'un üzerine kaldı. Yasin'in oyundan alınıp Mustafa'nın oyunda devam etmesi, Ali Serin'in oyuna katılması Bandırmaspor'un elini daha da güçlendirirdi. Ama Yasin oyundan alınmadı. Bunun yerine Orkun alınarak Yasin kenar bölgeye bırakıldı. Burada dikkatli olmamız gereken orta sahada ofansif defansif dengesini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Malatya'dan alınan Eren kötü bir futbolcu değil. Ara vermiş bir futbolcu izlenimi verdi. Çok çabaladı, çok çalıştı. Eğer antrenman eksikliğini tamamlarsa Bandırmaspor'a bu dönem içerisinde faydalı olacağı düşüncesindeyim. Benim gözlerim devam Bursa'dan hanım Furkan'ı aradı. Nedense hocam değişiklerde biraz geç mi kalır yoksa maçın atmosferine kendini mi kaptırıyor? Furkan gibi kontratak adamı özellikle ikinci yarı rüzgar üstü oynadığımız dönemde çok işimize yarardı. Topu önde tutmamızda Furkan'dan faydalanabilirdik. Furkan'ı çok geç oyuna soktu. Ben özellikle Hakkı ve kaleci Bekir'i ayrıca alkışlıyorum. Ama bütün 18'i ayırmadan bu Bandırmaspor'a helal olsun diyorum. Artık gözlerimiz pazar günü Ankara'da oynanacak Ankaragücü maçında olacak.